Bağlantılar kuruldu değil mi? Tamam, başlıyorum. Dünya Gönüllüler Günü ve Kadın Hakları Günü'nü birlikte kutladığımız bugüne katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben Arzu Pınar Demirel, Headline Diversity kurucusuyum ve Impact 2030'da Türkiye'nin eş başkanlığı görevini yürütüyorum. Biz Impact 2030 Türkiye'de kadınlara cinsiyet eşitliğine odaklanıyoruz ve bu 5 Aralık'ta da aslında Kadın Hakları Günü bir gün önceden kutladık. Bugün de özellikle bizim için önemli olduğu için ve de gönüllülükle biz kadınları güçlendirmek istediğimiz için de bu iki günü bir araya getirdik. Aslında 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme haklarını kazandılar. Bir karşılaştırma gerekecekse bu İsviçre'de bu hak 1971'de geldi. Ve bugün de biz içimizden yetişen, Türkiye'den yetişen ama çok uluslu şirketlerde çok büyük başarılar edinmiş, en üst konumlara gelmiş 3 harika konuşmacımız olacak. Onlardan ilham alacağız, hayatlarını öğreneceğiz, nasıl başardılar. Bu ikinci bölümde. İlk bölümde de dediğim gibi biz Türkiye Etik Konseyi'nde hani çözümleri kimseden beklemeyelim ama bizler ne yapabiliriz? Özel sektör çalışanları, bu ülkenin yetişmiş, gelişmiş, beceri sahibi kişileri nasıl katkıda bulunabilir? Onları harekete geçirmek üzere de Etik Konseyi'nde bir araya geliyoruz. Ve ilk yola çıkarken ülkemizde çalışan gönüllü ne durumda? Bununla ilgili bir araştırma yaptık. Bu Impact 2030'un global kapasite haritalama projesinin Türkiye ayağı olarak Türkiye'de başladı. Dünyada da bir ilk. Çünkü Birleşmiş Milletler'in küresel amaçlarına çalışan gönüllünün etkisini ölçen ilk proje. İlk bölümde de bu araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Bugün aramızda Impact 2030'un kurucularından Chris Jarvis de bizimle beraber. O çalışan gönüllülüğünde de dünyada önde gelen isimlerden. Elsevier Enstitüsü'nün kurucusu. Ben Chris Jarvis'le başlamak istiyorum. Bu arada bizim konuşmalarımız Chris Jarvis'e tercüme ediliyor. Dolayısıyla ona Türkçe sorabilirsiniz. Chat bölümüne de çevirmen konuşmalarını tercüme olarak yazacaklar. Chris, bize kapasite haritalamanın neden önemli olduğundan bilgi verebilir misin? Chris, can you hear me? Sure thing. There What? was just a Okay. slight delay with the translation. So I have to say a Okay. couple of things that are phenomenal about this call right now. Okay, just a sec here. First of all, thank you on behalf of the rest of the world for Turkey saving the world, like with the vaccine. Really appreciate it. I don't know if you're getting calls from people around the world saying thank you. But we do really appreciate the effort that you've put into keeping us all alive. I find it ironic that you're going into a lockdown though this weekend, and I feel bad for you. So, thank you for taking the time to be on this call, for being a part of this conversation, a part of this event. Thank you to Arzu for putting this event together, but mostly for just willing it to happen, using her connections, her relationships with people, the trust, and then connecting really good people who are on this call as well to each other to do this good work. The other thing I wanted to say that's really interesting for me is I've never done a call. I'm learning new things with Zoom all the time and online calls. I've never done a call where I've had one headphone for a translator on one side and then another screen and then the overlap. I feel like it's NASA, quality level thinking that's required of me here. And it's early, so I'm not sure how well I'll do. But I am running out of time, and my comments were just meant to be at this point. My congratulations to the group on this work. We have with Impact 2030 three other regions working on collecting the data and understanding the data. I'm in Baltimore right now in the United States, just north of Washington, D.C. And we are mapping. We're doing a capacity mapping report here. It's never been done before. We're doing one in Atlantic Canada, which is everything. If you've been to Canada, if you know anything about it, once you go past Montreal, that whole part of the country. I don't know how to explain it any other way. And then another one in the United Arab Emirates. And they did one last year as well. We rolled that out in March of last year. That was the first one. This is the second one in the world.
and just absolutely thrilled with the kind of data. I've been talking to UN volunteers about providing some of the insights to inform their data. There's a bunch of other organizations that are doing research to try and understand what is the capacity of the private sector to support these kinds of local initiatives or regional initiatives related to the environment or to social issues that are so profound now. And the United Nations Sustainable Development Goals really does a great job of organizing them and helping us understand what they look like at a global scale. But if we're not working locally, if we're not connecting locally, if we're not understanding what everyone, each of us are doing at a regional level, and Turkey is a huge country, but even at that level, our efforts aren't going to be as efficient or as effective as we hope for. And so this is a step towards new insights, new pictures, new ways of seeing the world. And I particularly like this point, and I'll come back to it a little bit later when I make comments around virtual volunteering. But I love that the folks on this call represent some part of the process of helping individuals get more involved in their community, make contributions in their community, and begin to live at their highest level of contribution. It's just a phenomenal thing to know that we are helping people become more empowered, more able, more knowledgeable, to get active in their community and contribute. And I really believe that's the only way our species is going to make it as we look at environmental issues, pandemics, political issues, gender equality issues. It's going to take all of us doing one part. And this program, this project, employee volunteering, allows each of us to play a part. And I'm glad to be part of what is happening here, to play my part with you. And thank you again for having me here this morning, today, this afternoon, this evening, whatever it is. Arzucuğum, mikrofon kapalı. Şimdi duyuyor musun? Evet, şimdi ben Gökçe Dervişoğlu Okan'dan anons edecektim ama anons etmeme hiç gerek kalmadı. Biz bu raporu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Gökçe Dervişoğlu Okan'dan ve ben birlikte hazırladık. Ama projeyi Türkiye'de kurduğumuz yürütme kurulunda Realize World Institute, DP World, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Headline Diversity'de proje ortaklarıydı. Şimdi Gökçe Hanım bu araştırmadaki sonuçları bizlerle paylaşacak. Herkese merhabalar. Güzel bir öğleden sonra diliyorum, kapanmadan önceki saatlerimizde. Öncelikle Arzu Demirel'e çok teşekkür ederiz bizi bu çalışmaya dahil ettiği için. Biz derken İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Araştırma Merkezi'nden bahsediyorum. Her ne kadar belki biraz daha fazla katkım olduysa da araştırmayı sevgili Itır Erhard ve Öykü Gül'le birlikte düzenledik diyelim, yorumladık. Ben sonuçlarını aktarma fırsatı buldum. Bu arada tabii Chris'e de çok teşekkür ederiz, Türkiye'yi bu çalışmanın bir parçası haline getirdiği için. Şimdi ben izninizle bu çalışmayla ilgili sunumumu açayım ve yansıtayım. Evet, Arzu Hanım zaten ortaklardan bahsetmişti. Bu çalışma aslında tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra dünya üzerinde yapılan çalışmalara örnek bir çalışma ve katılımcı sayısı açısından bazı kısıtlar içermekle beraber aslında uzun bir anket olduğu için bunun cevaplarının çok ayrıntılı olmasından dolayı belki yöntem bilimsel açıdan bunu bir pilot çalışma, başlangıç çalışma olaraktan anabilir
diyebiliriz. Fakat çok kıymetli şeylerin, şirketlerin bu çalışmaya katkı verdiğini ve katkı vermeyen, bu örneklem içinde olmayan fakat farklı alanlarda gönüllülük, hayırseverlik çalışmaları yapan şirketlerin olduğunu da tabii ki anmak lazım. Bunun çok önemli bir başlangıç olduğunu biz de merkez olaraktan düşünüyoruz. Zaten benden sonra da sevgili Itır genel olaraktan bu alandaki algımızla ilgili bilgileri paylaşacaktır. Şimdi bu çalışmanın metodolojisinde bize Kanada'da Simpact tarafından iletilmiş bir soru setiyle başladık. Bu global çalışmayı Türkiye'de birebir uygulamak için. Demin ki slide'daki listedeki şirketler katıldı. 33 şirket olaraktan bunları anıyoruz. Ve bu şirketlerin çalışan gönüllülüğüyle ilgili oturmuş programları var. Tabii ki yürütme kurulu, DP World'deki sevgili arkadaşlarımız, başta Asude Hanım olaraktan, bizim araştırma merkezimiz ve Headline'ın öncülüğünde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şimdi ben çalışmanın çıktıları hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bu fikir vermesi açısından dediğim gibi bu başlangıç çalışmasından sonra bu boyutların, bu algının, stratejik algının eminim ki çok farklı şekilde çalışanlarını bu süreçlere dahil etmek isteyen şirketler açısından da bir örnek teşkil edeceğini, belki Türkiye Etki Konseyi'ne de bu şirketlerin katılaraktan bunu birlikte tasarlama ve birlikte sürdürme konusunda da destek verebileceklerini umuyoruz. Bu niyetlerle yaptığımız anket çalışmasındaki bizimle bağlantı kuran geri dönüş sağlayan şirketlerin aşağı yukarı büyüklüğü %37 oranında 5000 kişinin üstü çalışan sahibi, yani büyük şirketlerde, daha kurumsal şirketlerde biraz daha bu çalışmaların ön plana çıktığını, onların çalışan gönüllülüğüyle ilgili bir gündem takip ettiklerini ve bu çalışmanın ilk yılı olmasına rağmen geçtiğimiz senelere oranla bu çalışmaların %48 oranında arttığını bize bildirdiler. Sektörlere baktığımız zaman üretim ön planda, tabii IT, medya IT, ticaretle ilgili, hizmet sektörü temsilcileri de gördüğünüz gibi var. Onun dışında üretim odaklı temsilciler de var. Bu çalışmaya Impact 2030'un raporu da lanse edildiğinde göreceksiniz. 3 tane ana dayandığı nokta var. Birincisi aktive etmek, ikincisi işbirliği yapmak, üçüncüsü ölçmek. Bu noktalarda çeşitli görüşler alındı zaten. Activate, collaborate ve measure konusunda. Bizim de tabii ki merkez olarak, araştırma merkezi olaraktan daha çok görevimiz ölçme ve değerlendirme konusunda oldu. Bu çalışma sırasındaki şirketlerin ölçme ve değerlendirme kaslarında Türkiye'de bu döngünün tamamlanması ve ölçme değerlendirme ile bir sonraki döngüye hazırlanma konusunda bazı zaaflarımız olabiliyor. Ama çok da mutlu edici bir şekilde görüldü ki buradaki çalışanların çalışan gönüllülüğü bizim muhatap olduğumuz şirketlerde büyük bir oranda ölçülüyor. Bunun işte üretkenliğe etkisi, iyi olmaya etkisi, bir devamlılığa etkisiyle ilgili kısımlar belki gelişmeye açık. Fakat ölçmeyle ilgili
bu şirketler arasında, bu 30 şirket arasında bir bilinç var. Ama aynı zamanda gelişmeye yönelik de bu ölçme değerinin, yani bu ölçmeyi yapıyoruz. Evet, bizim katkı sağlıyor çalışanlarımız ama bunu işte saat başına katkı mıdır yoksa maaşından bir kısım mıdır değerlendirme ve performans yönetimi kriterleriyle örtüşmesinde gelişmeye açık bir nokta var. Burada gördüğünüz gibi rapor İngilizce olduğu için inşallah şeyde çeviride hata etmiyorum. Ama gönüllülük değerinin karşılığının ölçülmesinde bunu takip etmiyoruz diyen %58 oranında bir katılım söz konusu. Aynı şekilde gönüllülük saatlerinin ölçülmesi konusunda da bir %40 oranında bir geliştirmeye açık nokta var. Bizim ölçebildiğimiz kadarıyla bu örneklem içindeki 32.372 saat bu yıllık bir katkı olaraktan bildirilmiş. Çalışmayı da pandemi öncesi 2019'da yaptığımızı tekrar hatırlatalım. Bu çalışma saatinin altı çiziliyor. Ve bunun bir ödeme karşılığında olmadığı genel bir gönüllülük çalışması olduğunun tekrar altı çiziliyor. Katılımla ilgili, kapsayıcılıkla ilgili noktalara baktığımız zaman paydaş katılımını özendirme genelde %82 oranında full time çalışanların katıldığı bu aktivitelere %48 oranında onların yakın çevresindeki aile bireylerinin katıldığını görebiliyoruz. Daha düşük oranlarda tedarikçilerin katılımı gibi unsurlar da belirtilmiş %20'ye tekabül eden oranlarda. Bu da aslında müşteri veya tedarikçinin katılımı bir değer zinciri şeyinde sürekliliğini de gönüllülük farkındalığının artması konusunda bize sunuyor. Stratejik olarak baktığımızda bu konuda şirketin bir politikası olması veya olmaması ayrımında yarıdan fazla aşağı yukarı %60 oranında bu katılan ankete katılan şirketler arasında bir politika, çalışan gönüllülüğü politikasının olduğundan bahsedilebilir. Bu da büyük bir oranda gerçekten destekleniyor üst düzey yönetim tarafından stratejik açıdan. Bunun güçlendirilmesiyle ilgili ve biraz daha yaygınlaştırılmasıyla ilgili, uluslararasılaştırılmasıyla ilgili belki sorularda, bu yöneltilen sorularda bunun muhatapları açısından aydınlatıcı olabilir. Aslında çok iyi bir niyet var ama bunun farklı araçlarla daha kapsamlı bir şekilde çalışılması için de hala bir alan olduğunu görüyoruz. Burada bir liderlik, bir champion sorduğumuzda da bu tür projelerin şirketler içinde daha somutlaşması için tabii ki bir kişiyle birlikte anılması projeyi çok daha görünür ve somut kılabiliyor. Burada da %58 olan oranında şirketlere de bu tür executive champion olarak andığımız üst düzey liderliğin devreye girdiğini görüyoruz. Şimdi bizim için bu çalışmanın en önemli boyutlarından bir tanesi Impact 2030'a dahil olmamız. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak da zaten kendi kurumumuz içinde de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, küresel amaçlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunun özel sektördeki izdüşümünü de biraz takip etmek yönündeydi. Burada hepimizin çok yakından aşina olduğu 17 tane hedefin 17. hedef zaten Impact 2030'un tanımı. Yani burada
farklı paydaşlar olarak şu anda bu platformda bulunuyoruz. Akademiya, STK'lar, özel sektör, üst düzey yönetim, çalışan gönüllülüğüyle ilgili çalışan başka inisiyatifler, ajanslar, insan kaynakları profesyonelleri, halkla ilişkiler profesyonelleri. Çok geniş bir camiayız. Ve bu 17. hedefin bizim kendi akademik çalışmalarımızda, ben bir strateji doçentiyim. Yani 1990'ların sonundan itibaren en azından Porter Kramer gibi andığımız uluslararası yazarların, araştırmacıların çok özel sektöre yönelik çalışmalar yaptığını görüyorduk. Ama zaman içinde, geçtiğimiz 15 yıl içinde buradaki paydaş yaklaşımının, ortaklığın, gerçekten ortak hedeflerin ön plana çıkmasının ne kadar kıymetli olduğunu da yaşayaraktan gördük. Bugün bu platformda buluşmamızda zannediyorum farklı paydaş gruplarının birbirine iyicene yaklaşması ve gerçekten dayanışma içinde bu hedefler için hizmet etmesi yolunu da bize açıyor, gösteriyor. Bu çalışmada katılan kurumlar arasında %66 oranında eğitim konusunda destek verildiği görülmüş. %54 oranında toplumsal cinsiyet eşitliği karşımıza çıkmış durumda. Türkiye Etki Konseyi kurulurken hem İstanbul Sözleşmesi hem yarın kutlayacağımız Kadın Hakları Günü gibi unsurları da dikkate alaraktan bu çalışmaların odağını toplumsal cinsiyet eşitliği yönüne çekmeyi önerdi ve bu da kabul gördü. Son olarak da karşılaştığımız engellerden bahsetmek istiyorum. Tabii ki araştırmanın bazı kısıtları var. Bunun bir ilk araştırma olduğu için, öncü bir araştırma olduğu için hem farkındalığı arttırması, çok daha geniş kesitlerin bunun yalnızca çok kurumsallaşmış şirketlerin bir hasleti olarak görmemesi, işte Anadolu 500 listeleri, ISO 500 listeleri gibi daha değişik klasmanlardaki şirketlerin de bu çalışan gönüllülüğüne çok zaten hani içinde kültüründe bulunan eminim ki kurum kültürünün yansıttığı unsurları çalışan gönüllülüğüne taşımasını umuyoruz. Gönüllülükle ilgili algının da özellikle yani bu tamamen işle alakasız sivil bir inisiyatiftir, her konuda yapılabilir gibi unsurlardan biraz sonra Arzu Hanım da bahsedecek, daha uzmanlaşmış noktalara doğru kayması ve gönüllülüğün daha bütünsel algılanması da önemli, aşmamız gereken engellerden bir tanesi. 17. hedeften bahsederken bu işbirliği bakış açısından bahsettim. Artık silolar şeklinde değil, gerçekten kurumlar ve kurumların içindeki insanlar, o insanların farklı kimliklerinin devreye girmesi söz konusu oluyor. Son olarak da tabii sosyal etki analizinin öneminden araştırmacılar olaraktan her zaman bahsediyoruz. Günümüzde işte sosyal girişimciliğin bu kadar arttığı, sosyal etkiyle ilgili alanların genişlediği, farklı araç setlerinin ücretsiz bir şekilde erişilebilir olduğu günümüzde gerçekten bu değerlendirmeleri yapmak da çok kolay. Onun için bunu da bütün paydaşlarımıza sosyal etki analiziyle ilgili biraz daha angaje olma noktasını öneriyoruz. Ben bu noktada son slide'da sözü tekrar Arzu Demirel'e vermek isterim. Teşekkür ederim Gökçe, verdiğin bilgiler için. Bu araştırmada bize hangi fırsatlar var, önümüzde nereye gidebiliriz? Buna yönelik de bazı ipuçları verdi. İçinden geçtiğimiz dönemde de aslında çok açık olarak gösteriyor ki daha dijital bir dünya olacak. Ve online gönüllülük önümüzde bu anlamda iyi bir fırsat. Ve özellikle de pandemi gibi dönemlerde, dayanışmaya en çok ihtiyaç olan dönemlerde, eğer biz online gönüllülüğü geliştirmiş olsaydık, bu alanda da durmamış olurduk. Dolayısıyla burada bir fırsat önümüzde var. Ve bir ikinci gelişimde kurumsal aktivizm alanında görülüyor.
Dünyada olduğu gibi Amerika'dan da takip ediyoruz siyahi hareketle ilgili Black Lives Matter. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi, özel sektöründe özellikle bu kadınları şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne desteğini gösterdiğini gördüm. Şunu gösteriyor gelişmeler, artık şirketler sessiz kalmıyorlar. Toplumsal meselelerde daha çok konuşuyorlar. Hatta risk alıyorlar. Belli konuların savunucuları oluyorlar. Dolayısıyla toplumsal aktivizmle anlam ve amacın daha önemli olması, şirketlerin daha stratejik anlamda artık iş stratejilerini bunların çerçevesinde hazırlamaya başlamalarıyla bu alanlar daha da hareketlenecek. Ve daha yaratıcı, daha fark getirici neler yapabiliriz noktasında da çalışan gönüllüğü de yine güzel bir fırsat. Ama Gökçe Hanım da bahsettiği gibi çalışan gönüllünün algısıyla ilgili, Türkiye'ye yaygınlığıyla ilgili bazı konularda gelişmeye ihtiyacımız var. Biz bu araştırma noktasında da birçok şirketle görüştük. 33 şirket aslında başlangıç için olabilir ama çok daha fazla olabilir. Çünkü çoğu da biz yapıyoruz ama stratejimiz yok. Biz yapıyoruz ama bu aşamada katılmayalım gibi tepkiler almıştık. Dolayısıyla aslında Türkiye'de hem yardımseverlik gelişmiş, hem bilgi verme kültürü var. Şirketler içinde kişilerin ama genel çabalarıyla öne çıkan birçok çalışmalar da var. Ama özellikle bu yardımseverlik koşullarına katılımdaki inanılmaz heves ve fazlalık da bize gösteriyor ki aslında iyi organize edildiğinde de çok hızlı yayılabilir. Dolayısıyla gelişim alanlarından birisi de yine bu çalışan gönüllünün algısının da geliştirilmesi. Bu anlamda şirketlerde daha stratejik konumlandırılması. Sadece bir etkinlik organizasyonu gibi değil ya da işte bir kütüphane yapma, sahil temizleme gibi değil ama çalışanların becerileriyle en iyi katkıda bulunabilecekleri şekilde, yani bizim pro bono dediğimiz, yetkinlik bazlı dediğimiz gönüllükte eğer ilerlenirse hem katılan gönüllüler kendilerini daha tatmin olmuş hissedecek, hem onların gelişimlerine katkıda bulunacak, hem de dünyaya ve Birleşmiş Milletler'in küresel amaçlarına da daha fazla etkide olunabilir. Dolayısıyla biz gidecek yolu bu şekilde görüyoruz. Ben sizlerle araştırma sonucunu bugünün sonunda paylaşacağım. Ve bir önerimiz daha olduğu araştırmadan sonrasında bu işin de sözcüsü kurumun en üst düzeyi olsun. CEO'ları olsun, genel müdür olsun. Çünkü bu konu stratejik konu. Artık o amaç, topluma katkı şirketlerin stratejisinin bir parçası. Nitekim bizim araştırma raporumuzda da hem bu projenin partnerlerinden DP World'un CEO'su Chris Adams'ın görüşlerine yer verdik. Hem de Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye'yi temsil etmesi açısından Türkiye'den Sabancı grubunu seçtiler. Dünyada da Sabancı grubun çalışan gönüllü programları sunuldu. Sabancı Holding'in CEO'su Cenk Alper'in de görüşleri, yaklaşımları raporumuzda. Raporu İngilizce hazırladık çünkü Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne sunulacak. Diğer ülkelerle de birlikte. Ben size İngilizce olarak linkini paylaşacağım. Ve yine bu Gökçe Hanım da bahsettiği gibi raporda dikkat çeken bir nokta da işbirliğiydi. Sadece sivil toplum işbirliği değil, burada her tür paydaşla işbirliği söz konusu ama %33 rapora katılanların sivil toplumun çalışan gönüllülüğü noktasında çok da gelişmemiş olduğunu ve bunun da sosyal etki çalışmalarını engellediği görüşünde. Ben burada Itır Hanım'a söz vermek istiyorum, Itır Erhat'a. Siz onu yardımseverlik koşusu adım adımdan tanıyorsunuz ama kendisi aynı zamanda sivil toplumun şeffaflaşmasında, profesyonelleşmesinde çok önemli bir yeri olan Açık Açık'ın da kurucusu. Ve Itır Hanım, sizce şu anda çok önümüzdeki dönem belli ki özel sektör, sivil sektör ortaklıkları daha da artacak. Bu konular daha da gündeme gelecek. Sivil toplum buna hazır mı? Evet, çok teşekkürler. Burada olmak da çok güzel. Dostlar arasındayız ve gönüllülük ve etki konuşuyoruz. Çok güzel gerçekten burada olmak. Şimdi sivil topluma gelmeden ben de biraz kurumsal taraf ve rapor, sonra da sivil toplumla ilgili hani çok küçük bir toparlama yapmaya çalışacağım benim durduğum yerden. Şimdi hep konuştuğumuz gibi hani küresel sorunlarımız çok büyük fakat pandemi nedeniyle maalesef daha da arttı. Yani eşitsizlikler daha da arttı. Bir takım kazanımlarımız vardı sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda. Onların bazılarında geriye bile düştük. Ve o yüzden sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümlere ihtiyacımız var. Hep birlikte çalışarak ve kimseyi geride bırakmadan tabii. Burada gördüğümüz raporda da karşıma çıktı. Benim de kurumlarla çalışmalarımda çok karşıma çıkıyor. Belli amaçlara odaklanıyoruz. Yani birkaç tanesi genelde de daha steril olanlar ön plana çıkıyor. Diğer amaçlar daha arkada kalıyor. O yüzden amaçlara da bir bütün olarak bakmak bence çok değerli.
Evet, Dünya Gönüller Günü geliyor. Bizim gibi bu alanda çalışanların inanın her saati dolu. Bu ne demek? Senede bir gün gönüllüyü hatırlıyoruz. Özellikle kurumsal tarafta. Ondan sonra da tamam bu senelik bitti diye kapatıyoruz. Ya da bir günlük etkinlikler yapıyoruz. Onu da çok görüyorum. Tabii hayalimiz sürdürülebilir büyük projeler ve sistemi dönüştürmeyi amaçlayanlar. Ve hem sivil toplum hem kurum tarafında aslında 17. amaç perspektifinden birbirimize paydaş olarak bakabilmek. Yani burada ne sivil toplum kuruluşu aslında kurumsal gönülleri çalıştırıyor ya da öteki türlü. Aslında biz 17. amaç için hep birlikte ortaklık yapıyoruz ve birbirimize değer katıyoruz. Şimdi burada sivil toplum tarafında evet eksiklikler var. Her sivil toplum kuruluşunun çok sistematik bir gönüllülük programı yok. Çoğu da tabii kaynak yetersizliğinden oluyor. Yani bir gönüllü programı kurabilmeniz için orada tabii onunla ilgili bir yöneticiniz, program koordinatörünüz, gönüllere eğitim verebilmeniz gerekiyor ve çoğunda bu kapasite maalesef eksik. O yüzden de bazen küskünlük yaşanabiliyor. Hazır mı dediğiniz o. Yani bir kurum gidiyor, biz sizinle bir şey yapmak istiyoruz. Program yok, ne yapacaksınız? Sizin de söylediğiniz gibi bu pro bono çalışmalara yönelik kapasitesini geliştirmesi gerekiyor sivil toplumun. Çünkü ne oluyor? Hadi bir şey yapalım, ev boyayalım, işte orayı boyayalım, okulu boyayalım. Sonra ben de böyle bir aktiviteye katılmıştım. Profesyoneller ertesi gün bir daha gidip boyuyor. Sivil toplum kuruluşlarının daha hani sistematik bir şekilde kurumlardan neler bekleyebileceklerini kurgulaması gerekiyor ki hani o karşılıklılık çok değerli. Sizin de söylediğiniz gibi tabii şeffaflık ve hesap verebilirlik çok kritik. Bizim kurduğumuz açık açık olayın sivil toplum tarafında. Sivil toplum kuruluşları açık açığa girebilmek için şeffaf ve hesap verebilir olmalılar. Bütün finansalların, yönetim kurullarının her şeylerini bizim açık açık sayfalarında açıklamaları gerekiyor. Ama bu karşılıklı bir ilişki, kurumların da onlara karşı tamamen şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor ki o güven birlikte tahsis edilsin. Ve esnek olmamız gerekiyor. Bunu da iki taraf için söyleyeceğim. Çünkü çok sayıda projede bununla ilgili sorunla karşılaştım. Bazen sivil toplum kuruluşları çok katı oluyor. Mesela sürdürülebilir ofis gibi bir şey kurguluyoruz. Öyle bir standart koyuyorlar ki hani siz maddi olarak da onun altından kalkamazsınız, öyle bir ekip de kuramazsınız. O yüzden hani birbirimizi dinleyerek böyle gerektiğinde birer adım geriye atmamız gerekiyor. Esnek olmamız iki tarafta da gerekiyor. Sorunuzun tekrar dönersem hazır mıyız? Bence iki tarafta da tamamen hazır değiliz. Alacak yolumuz var ama birbirimizden öğrenerek hazır olabiliriz. O yüzden her daim işbirliğine açık olmalıyız. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hem de İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak projeye katılımınızdan dolayı da sizin müdür olarak sizin adınıza tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ben Chris teşekkür Jarvis, ederim. Sizi bugün burada yakalamışken ben bir soru daha yöneltmek istiyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Chris Jarvis. Online gönüllülük demiştik. Online gönüllülük ve dünyadaki bu alandaki trendlerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Orada bizi ne gibi gelişmeler bekliyor? Chat bölümüne de bir yandan tercüme yapılacaktır eğer oradan takip etmek isterseniz. All right. Okay, very good. I was just getting my last minute instructions from the translator, so I was going to land. This has just been a fascinating conversation so far, and I really do appreciate the comments. Before I begin to make some comments about virtual volunteering and what we have seen and the work we're doing in a pandemic to still support volunteering, and I'm going to try and talk very slowly so that it can all be translated properly. First of all, again, congratulations on the report. The idea that by a region you can have these insights, it has never been tried before. There are a handful of organizations that collect global data on volunteering or on corporate investments, but a regional perspective using the goals as a sort of universal language to understand it. This has not been tried before.
besides what the work we're doing at Impact 2030. So again, congratulations. The initial comments on this in this call are also quite, I think they're exactly right. So first of all, Bilgi University, and I apologize for my pronunciation, but Gökçe, your comments were spot on. I really appreciate how you walked us through the data, but then you also pointed out a number of items that I think were exactly right. First of all, recognizing progress and celebrating it together, absolutely critical. But without a collective of people who share the value of what is being achieved, there's nobody to celebrate. It's just one organization doing one thing, typically just one time. And this kind of connection, this community that can share ideas, explore the importance of this kind of work, but also understand what is needs to be addressed regionally, because regionally it was identified by people who live there and work there, absolutely critical. And then finally, some of the comments around social media, and Arzu, obviously Arzu has her finger on the pulse of this topic. But I love some comments that you made, Arzu. Better organization leads to bigger results. That's how it got translated in my mind. But just again, building on what Gökçe said about organizing ourselves better, understanding the importance of goal number 17 to achieve the other goals, and being a part of both the action and the solution is phenomenal. And then finally, Iter, I'm sorry if I said that, I pronounced that wrong, but I really did appreciate some of the very insightful comments you made about focusing on all the aspects. The goals are all connected. You can't just, this is what I got out of what you said. So if I'm saying it incorrectly, I apologize. But what I took away from what you said was that if we're partners in goal 17, and if we understand how these connect, and if we can find the gaps, instead of just focusing on one way of doing it, like most private sector companies focus on goal number 4 all around the world, understandably, but taking a different perspective and finding out where are the gaps, because we'll never get goal number 4 and the education achieved without understanding the importance of health, equity, better living conditions, all of these things interconnect. And I just loved the comments that are coming out of this conversation that understand that and highlight it. So this is it's just been a phenomenal conversation so far, and I really appreciate it. Virtual volunteering, let me make a couple comments about that. In our zoo, I believe there's some, is there time at the end for some Q&A if people have specific questions, or should I try and say everything that I'm thinking right now? Actually, we are out of our time, but we will have 5 minutes for Q&A. Oh, I had the volume down. I apologize. What did you say? We have 5 minutes for Q&A. 5 minutes. Okay. Yes, so here we maximum. Go. Maximum. So I'm not going to take a lot of time on this. I'm very happy in the work that we do. We collect some data and we collect information, and we have some help, some free resources. And I'm very happy to share that with people afterwards. But what we're seeing with virtual volunteering, obviously it has been around for a long time. The first idea that we could help people online with the flowing out or the invention of the internet or the access to the internet in the 90s was an organization in the United States called Volunteer Match. And it was created just for this, but it's always been sort of, I don't know a good expression in Turkish, obviously, but it's always been sort of on the sideline. It's never been really that important because most people, because of the way we are as human beings, the more tactile the experience, the more profound. So the more of my senses that are used in an experience, the more my brain is wired to respond to it, either positively or negatively, but I have a stronger reaction. And so, and because people understand the model of real world volunteering, that has always been the emphasis, the primary emphasis, and rightly so. And then we have a spectrum, right? So we have just going out to clean a park. I think some people talked about cleaning a park or picking up garbage, all the way to skill-based volunteering, where people work with
social entrepreneurs or organizations around the world on a particular skill that that organization or that community needs. But that's always been real world. So now with virtual volunteering, there are a number of barriers, obviously, to virtual volunteering. But the opportunities are profound. So for DP World, UPS, IBM, the other companies represented on this council to address things in Turkey, issues in Turkey, because we're doing it all online now, or a big portion of it online, we can reach out to our colleagues around the world and involve them. Or even better, with the collection of impact councils around the world, we can reach out to people on other impact councils who believe in this as we do, but maybe they're in a different company. Because going back to the comments that were made earlier, typically the issues we're trying to address and require multiple skill sets and also multiple emphases, like different companies focusing on different parts of the problem, as was already said in this call. And so the idea of an impact council and then virtual volunteering actually allows us to collaborate globally, find those gaps, access research maybe we wouldn't have noticed or thought about previously, because now we have to be online and we have to think maybe in a bigger perspective. But there are some problems, and these are the ones that we're trying to address. Nonprofits really struggle with, I don't know how do we do online volunteering? First of all, just the concept. Two, the platforms. They're difficult to understand. How does Zoom work? Should I turn my video on? Should I not? Most of us don't have our videos on for this call. But these little things that if we can learn them and how we work together as human beings better online, and we have to for work anyways, those barriers can be overcome. But we just need to work with the nonprofit sector, and we need to teach our employees how to scope a project, how to see the issue, how to ask better questions, how to collaborate, work with others. And as we take this process and keep taking these snapshots of what's going on in a region like Turkey, then stepping back and saying, who's doing what are the priorities? And now with virtual volunteering, who can we bring into the process from around the world? I think we have access to some solutions that have not been available before, because we tend to think, our group, our project, our thing, our day. But now that's almost impossible because we can't leave our house. So we have to work together, and there's a lot of opportunity to work online. I will follow up. I don't have enough time, obviously, in this on this presentation to go into the details of what works and what doesn't, how you overcome it. But Arzu and I and the executive committee of this council are committed to providing information and ideas that people in Turkey can use in their companies to really facilitate all kinds of volunteering. And I look forward to those opportunities. Virtual volunteering is not going away. I think remote work is not going away. People, this is a new reality, and it is the opportunity to reinvent the concept of employee volunteering and private sector support for the goals around the world. We have a decade left to achieve this, and we have a real opportunity if we can understand better how to get over those barriers together. Arzu. Teşekkürler Chris. Eğer konuşmalarımıza sorunuz varsa ben 1-2 dakika sorularınızı alayım. Araştırma ile ilgili detaylı bilgi istiyorsanız onu tüm panelin de sonrasına bırakalım. Çünkü bazıları belki erken ayrılır. Biz sonra detaylı olarak bilgi veririz. Biraz da sabırsızlanmaya da başladım. Bizim Global Kadın Liderler panelimizde neler duyacağız diye. Sorularınız varsa lütfen chat bölümünde isminizi yazarsanız ben söz verebilirim. Zamanı biraz geçtiğimiz için böyle bir açıklama yaptım. Dediğim gibi araştırma linkini paylaşacağım. Paylaştıktan sonra da tekrar bu konuya da geri dönebiliriz. Evet, bir soru gelmedi bildiğim kadarıyla. O zaman çok teşekkür ediyorum ilk bölümdeki paylaşımlarınız için. Biz uzaktan çalışmaya da online her türlü çalışmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ve biz de Türkiye Etik Konseyi olarak tabii ki kadınlarla ilgili neler yapabiliriz? Bu amaçla bir araya geldik. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve bu bölümde, ikinci bölümümüzde
3 tane konuşmacımız var. Philips'in ev aletleri, global pazarlar bölüm başkanı Özlem Güzel Fidancı bizimle. Sodexo İngiltere'nin CEO'su Burçin Ressamoğlu bizimle. Ve Takeda Kanada Genel Müdürü Özlem Yücelant bizlerle. Hoş geldiniz diyorum ben. Bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizler Türkiye'de başladınız kariyerlerinize ve inanılmaz derecede çok güzel bir şekilde de devam ederek en üst pozisyonlara da ulaştınız. Ben şunu merak ediyorum, nasıl başardınız? Bunu da bütün konuşmacılarımıza sormak istiyorum. Yani böyle aklınıza gelen, bizlere ilham vereceğini, örnek alabileceğimizi düşündüğünüz en öne çıkan bir iki özelliğinizden bahsedebilir misiniz? Dilerseniz Özlem Hanım'la başlayalım. Çünkü Özlem Hanım'a belki hani Türkiye ve Orta Doğu CEO'su olarak hatırlıyorsunuzdur. Ama yeni ev aletleri pazarlarının da başkanı oldu. Çok tebrik ediyorum bu atama için de. Teşekkürler Arzu. Teşekkürler bütün katılımcılara ve ilk bölümdeki paylaşımlar için, heyecanlı paylaşımlar için de çok teşekkür ediyorum. Nasıl başarılı olduk, başarılı olup olmadığımızı bilmiyorum. Bu bir süreç. Sürecin bir yerindeyiz. Eğer buna bir başarı diyorsak kendi adıma neler bana yardım etti? Belki hani birkaç şeyden bahsetmek gerekirse iş hayatımda iki şeyi birleştirebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Birincisi bulunduğunuz, yaptığınız işe olan tutkunuz, bu işle ilgili olan birikiminiz ve bu işi ileriye götürme isteğiniz ne denir, ona olan bağlılığınız diyeyim. İkincisi de yani bu birazcık daha çok hani rasyonel, daha yetkinliklerle ilgili ve tecrübeyle ilgili. Diğeri de duygusal zeka mı diyorlar, hani öyle çok konuşuluyor ya, duygusal zeka deyip bitirmek istemiyorum işi ama duyguyla ilgili olan kısımlar, duygu kaslarımızı çalıştırabilmemiz ve ikisini bir araya getirebilmemiz. Yani burada da ben daha çok ekipler kurabilme, organize edebilme becerisi, insanları motive edebilme, onlara ilham verebilme becerileri, bunları hep dengelediğimi düşünüyorum ve bu ikisine de yeterince önem verdiğimi düşünüyorum kendi açımdan. En fazla söyleyebileceğim, en küçük sesi bile organizasyonda dinleyebilme kabiliyeti. Çünkü ben patronum, her şeyi bilirim demek yerine hem herkesi dinleyip işin içine alabilme, ama bir konsensüs oluşturmak yerine en küçük sesi bile duyup doğru kararı verebilme bir liderde bence olması gereken şeyler. En iyilerle çalışmak çok önemli. Kendinizden daha iyi olmalı çalıştığınız ekip kendi konularında. Sürekli öğrenmeye istekli olmalı bir lider. Kendini sürekli geliştirmeye istekli olmalı. Ve hep söylediğim bu tür sorularda en çok önem verdiğim şey konfor alanının dışına çıkmak, hata yapmaktan korkmamak, yeni yerler keşfetmeye istekli olmak, meraklı olmak. Teşekkür ederiz. Burçin Hanım, sizin görüşleriniz? Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Özlem'le de yıllarca beraber çalıştık. Böyle bir günde hiç haberimiz olmadan birbirimizle aynı yerde olmamız da ayrı bir şans mı diyeyim artık, hayat bizleri buraya getiriyor. Aslında Özlem'in dediği her şeye katılıyorum ama ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Bu beyefendi Chris Bey de bizimle ama bugün ben bir Türk kadın lider olarak İngiltere'de işte Sodexo'nun CEO'su olarak çalışmaktayım 2018'den beri. Ama her gün, her ortamda şunu söylemek istiyorum ki bugün buralara gelmişsek hepimiz, bu da sağ olsun Büyük Atatürk'e borçluyuz. Yaptığı devrimlere, bize gösterdiği yöne ve yola. Onu da her yerde saygı ve minnetle anıyorum ve bunu her ortamda, yani Türkiye'nin dışında da her ortamda paylaşmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir organizasyonda olmamız da bence çok önemli. Beyefendi başında da söyledi. Topluma katkı sağlamak gerçekten önemli. Hepimizin başarısında da bence bu var. Çünkü bunlar olunca ancak devamlılık geliyor. Ben evliyim. İki çocuğum var. 14 yaşında Damla ile beraber Londra'da yaşıyorum. Büyük kızım da Kuzey Londra, İngiltere'de
Google'da. Eşim de İstanbul'da çalışıyor ve bizi arada sırada geliyor. Hiçbir şey kolay olmuyor. Yani insan kariyer yapmak istediğinde, ilerlemek istediğinde, üretmek, katkı sağlamak istediğinde bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Bunu kesinlikle bilmek lazım. Her şey istediğim gibi olsun gibi olmuyor. Bugün ben ailemle zorluklar yaşıyorum özellikle COVID'den dolayı. Ama bunu kabullenerek geldim. Bunu kabullenerek yaptım ve bundan da yakınmıyorum. Ama gençlere en önemli söylediğim şey hiçbir şey kolay olmuyor. Yani Özlem'in dediklerine en çok katmak, eklemek istediğim şeylerden biri. Özlem'e %100 katılıyorum söylediklerinde. Ben de her zaman mesela disiplinli ve çok çalışmam gerekti. Yani bundan ödün vermedim ve ben de hiçbirimizin verebileceğini de düşünmüyorum. Rekabetçi bir ortamda yaşıyoruz. Değerlerimi hep korumaya çalıştım. Adaletli ve karşımdakilere saygılı olmaya. Yüksek hedefler, hırslı olmak, vazgeçmemek bunların hepsi önemli. Ama Türklerin çok önemli bir yetkinliği var. İyi ilişki kurarlar, iletişimde iyilerdir Allah için. Gerçekten bu her kültürde fark yaratıyor. Yani bugün ben Avrupa'da da ya da Asya'da çalıştım. Birçok ülkesinde aslında Kore'den Avustralya'ya kadar gittim. İşte Çin, Endonezya bir sürü ülkede çalıştım. Her yerde iletişim bir şekilde size bir kapı açıyor. Ama bu iletişimde de empati kurabilmek, insanları anlayabilmek, gerçekçi ve içten olabilmek önemli. Ancak o zaman fark yaratabiliyorsunuz. Birçok zorlukla karşılaştım. Bunlardan bazıları Türk olduğum içindi, bazıları kadın olduğum içindi, bazıları Müslüman olduğum içindi ve daha size sayabilirim. Ama şunu öğrendim ki hiçbir şeyi kişisel algılamamak lazım. Bir rey olarak durmak lazım ve tamamen konuya odaklanmak lazım. Ancak böyle aşabiliyorsunuz. Bunu da zaman içinde öğrendim. Öğrenmenin yaşı yok. Özlem gibi ben de aynı şeye katılıyorum. İnsanları dinlemek gerekiyor, herkesi. Yalnız kendi organizasyonunuzu değil. Bir gün sokakta bir STK'nın gönüllüsüyle vakit geçirip onu dinlerken, bir gün küçük bir KOBİ'yle görüşüp onun fikirlerini almaya çalışıyorum. Bir gün genç bir sanatçı, bir gün şu anda özellikle çok vaktimi teknolojideki yeni gençlere aktarıyorum, zamanlarımı aktarıyorum. Onlarla beraber tartışıp farklı fikirler çıkarmaya çalışıyorum. Yani farklı deneyimleri, farklı vizyonları dinleyip bunlarla kendinizi besleyip ekiplerinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Onlara güvenmeniz gerekiyor. Yani tabii bu söylediklerimin hiçbiri bir kadının başarısı değil, herkesin başarılı olabilmesi için bu noktalara gelmesi gerekiyor. Ama nedense hep konuşmalarımızda bizim liderlerin bu şekilde konuşmalarında hep başarılardan bahsediyoruz. Ama size şöyle söyleyebilirim ki ben daha çok başarısızlıklarımı hatırlıyorum ve bunlardan ders çıkartmaya çalışıyorum. Yani 20 sene evvel yaptığım hataları da bazen aynı bir konu geldiğinde ya ben niye böyle yapmıştım, neden başarısız olmuştum, neden duvara çarpmıştım anlayıp ona göre kendime dersler çıkarıp ilerletmeye çalışıyorum. Ve bir şeye çok inanıyorum. Yani bugün 50 yaşındayım, bu noktaya geldim. Başarılı olarak muhakkak görülüyorum ve bunu da anlıyorum ve takdir ediyorum. Ama bana verilen fırsatları doğru değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ve bu fırsatlar bana verilmiş hediyeler gibi gördüm. İyi eğitim aldım, iyi şirketlerde çalıştım. Ama bütün seçimleri ben yaptım. Bu seçimleri doğru yapabilmek, doğru yöne gidebilmek önemli olan. İki kızıma da her gün aynı şeyi söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, ne üretirseniz üretin, kendinize ne hedef verirseniz verin. Lütfen yaptığınız şeylerde tek kendi başarınıza değil, topluma da katkı sağladığınızı sağlayın. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Bireysel ya da bir firmanın başarısı hiç kimseye başarı getirmiyor. Ancak topluma bir etki edersek hepimiz faydalı olabiliriz. Bugün de bu toplantıda olmaktan mutlu oldum. Çünkü bu gönüllülük gerçekten topluma büyük bir faydası olan hepimize fayda getirecek bir şey. O yüzden benim kalbime dokundu bugünkü konunuz. Ayrıca katıldığım için de çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz katılımınız için. Gamze Hanım, sizin görüşlerinizi de alabilir miyiz? Tabii çok teşekkür ederim Nikola'ya. Gerçekten çok güzel bir toplantı. Burçin Hanım'ın da dediği gibi bu gönüllülük gerçekten benim de çok gönlüme dokundu ve çok da güzel şeyler öğrendim. Bir sürü notlar aldım ve an önce de paylaşmak istiyorum ekibimle.
Çok güzel anla. Yani Özlem'in ve Burçin'in söylediği her şeye ben %100 katılıyorum. Hepsine katılıyorum. Her şey çok benim için de geçerli. Birkaç başka bir şey söyleyecek olursam herhalde değerler. Yani benim için hayatımda değerler çok önemli ve çalıştığım şirketlerde kendim olmayı başardım. Yani böyle bir rol yapmak zorunda kalmadım. Bir rol yapmadan, bir kalıba girmeden kendim olarak kendi değerlerimle bir otentik kendimi buldum. Yani kendimi bir lider olarak buldum. Kendimi bir lider olarak tanımlayabildim. Ve o çizgide devam ettim. Ve bunun bence çok önemli. Yani eğer başarılıysak ya da bugün başarılı olduğumuzu düşünüyorsak bunun benim için önemli bir çok önemli bir rolü oldu diye düşünüyorum. Tabii ki güzel fırsatlar çıktı. Şans denen bir şey olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama bir taraftan da tabii ki o şans geliyor. Seçimler yapıyoruz. Ve seçimleri neye göre yapıyoruz? Değerlerimize göre yapıyoruz. Hayattaki önceliklerimize göre yapıyoruz. Bu açıdan kendimi hakikaten çok iyi hissediyorum. Yani olduğum yerde olmaktan hep mutlu oldum. Ve dengeyi iyi bulduğumu düşünüyorum. Yani kendi bir tane hayatımız olduğunu düşünüyorum. Yani özel hayat, böyle work-life balance falan laflarına da çok inanmıyorum. Çünkü ayırmaya inanmıyorum hayatı, iş ve personal diye. Bir hayatımız var, farklı rollerimiz var. Ve bu roller arasında ne kadar çok denge bulursak, onun da çok hayatımda değerli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle insanlarla hani o connect olmayı başarabilmek, dinlemek, şunu çok önceden fark ettim. Tek başına bir şey yapmanız çok zor, çok imkansız. Yani dünyanın en harika, en akıllı, en stratejik kim olursanız olun hiçbir önemi yok. Hakikaten çok doğru ekipler kurup insanlara ilham verip belli bir strateji çerçevesine ve doğrultusuna yönlendirmeniz gerekiyor. Ve bunları bir arada yapmak ve tabii ki bir sürü hata, bir sürü zorluk, bir sürü şey çıkıyor karşınıza ve o arada da seçim yapıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Ve hani hatalardan öğrenmek kesinlikle çok katılıyorum. Ve hani bu çok çok özetle bunları söyleyeyim, tekrar etmek istemiyorum çünkü ne katılıyorum şimdiye kadar söylenenlere. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım, ben de Philips'te 98-2001 yılları arasında çalışmıştım. Zaten oradan da tanışıyoruz Burçin Hanım'la da. Güzel günlerdi, insan kaynakları dedim ve bir an kendimi çok mutlu hissettim. Çünkü sizleri de o zamanlardan hatırlıyorum ve hani sanırım bazı işleri doğru yaptık. Erkekler tarafında da Yenal Bey var. O da Media Markt'ın global CEO'su. Bu gelişmeyi de görmek açıkçası çok mutluluk veriyor. Philips hep inovasyonla öne çıkıyordu. Hani hatırlıyorum, o zaman da ev aletleri dediğimizde anneler, kadınlar, ev işleri. Ve şimdi yavaş yavaş, şimdi baktım nasıl konuşuluyor söylemleri. Philips ebeveyn demeye başlamış hani söylemlerde. Siz araştırmalarla da tabii çok yakından takip ediyorsunuz. Yani toplumu bir şekilde bu reklamlara taşıyorsunuz, ekrana taşıyorsunuz ama gidişat ne durumda? Yani bir şekilde bir eşitlik sağlanacak gibi mi görüyorsunuz? Bu dünyada, Türkiye'de nasıl? Bilgi verebilir misiniz bu alanda? Bir değişim ne kadar hızlı olacak? Başladı ama ne kadar bekleyeceğiz? Yani hiçbir değişim çok hızlı olmaz ama hani benim kişisel inancım sürekli gelişim. Tek bir kere de elde edeceğiniz bir değişim kalıcı da olmayabilir zaten. Hani cinsiyet eşitliliği, kadın erkek eşitliği veya toplumdaki diğer çeşitliliklerle ilgili olan yaklaşımlar, bunların hepsi çok gündemde. Detaylarına girecek vaktimiz olduğunu düşünmüyorum ama hani Philips için de çeşitlilik çok önemli bir gündem konusu tabii ki. Hem dünyada hem Türkiye'de. Baktığımız zaman kadın yöneticiler aslında Türkiye'de oldukça oransal olarak Avrupa'ya göre ve gelişmiş ülkelere göre daha fazla. Bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söylemek istemem ama Norveç'ten sonra Türkiye kadın CEO'lar ve genel müdürler ya da işte liderler anlamında ikinci geliyor Avrupa'da. Bence hiç fena değil. Baktığınız zaman Türkiye gibi bir ülke, Avrupa ülkesi, tam olarak Avrupa ülkesi olarak da sayılmıyoruz. Ama mesela buraya geldim, Hollanda'da ki yöneticiler vesairelerin oranı ile Türkiye'dekilerin oranı arasında da çok büyük fark var. Bizim Türkiye ofisimizde %86 yönetim kadrosunda bayanlar temsil ediyor. %50 çalışan nüfusumuzun yarısı kadın. Ve yurt dışına açılan, yurt dışına giden kişilerin de yarısı bayan, kadın. Yani baktığınız zaman epeyce bir
Bu konuda Türkiye bence hiç fena değil, hatta önde. Philips için bu rakamlar şu anda %25. Yani bu sene itibariyle işte lider konumunda olarak gördüğümüz genel müdür ve işte vice president vesaire gördüğümüz kadınlar oranının %25 olmasını planlıyor Philips bu sene itibariyle. 2025 itibariyle %30'a ancak gelebileceğiz. Yani şu anda baktığınız hedefler aslında bir gelişim göstermekle birlikte aslında yeterli değil. Gelişim daha da hızlanacak mı? Tabii ki hızlanacak. Çünkü kadınlar ya da toplumun diğer taraflarındaki çeşitlilikler, kültürel çeşitlilikler, cinsiyet çeşitlilikleri olmadan hiçbir gelişme aslında iyi ve kaliteli ve hızlı ve adaletli ve sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla hem şirketler hem toplumlar buna önem veriyor. Zaten mesela yatırımcılar da baktığınız zaman bir şirkete yatırım yapıp yapmamakla ilgili kararlarını bazı faktörlere, sürdürülebilirlikle ilgili faktörlere bakarak vermeye başladılar. Sadece finansal getiriye, sadece ne kadar ticari başarısı olacağına değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilir alanlara yaptıkları yatırımlarla, işte governance'a yaptıkları yatırımlarla, volunteering konusuna yaptıkları yatırımlarla, bunlar çok ön plana çıktı. Biz de Philips olarak bunlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Baktığınız zaman evet, kadından ebeveyn terminolojisine geçiş de var. Onları özellikle amaçlıyoruz. Daha da amaçlarımızı daha da genişleteceğiz bu konuda. Çünkü hem söylediğiniz ve yaptığınız şeylerin birbirini tutması lazım. Bir şey söyleyip farklı bir şey yaparsanız inandırıcılığınız kalmaz. Dolayısıyla ne planlıyorsak, ne söylüyorsak onu da hem reklamlarımızda hem piyasaya sürdüğümüz ürünlerimizde ve hitap ettiğimiz işte iletişim dilinde bunları kullanmayı hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Burçin Hanım, Sodexo dediğimizde de çeşitlilik ve kapsayıcılıkta aslında dünyada hep indekslerde çok üst sıralarda yer alıyor. Aynı şekilde sürdürülebilirlikte, gönüllülükte. Ben İngiltere'nin de sosyal etki raporunu inceledim. Sizin CEO'nuz oldu. Orada ama çalışanlar değerlendirmiş. Yani bizim şirketimiz %92 diyor ki ben sürdürülebilirliğe çok önem verir. Buna adanmıştır. Yine %92 de İngiltere'de evet çeşitlilik ve kapsayıcılığa da çok önem verir. Şimdi çalışanlardan bu referansı almak için sizin en öne çıkan bir iki çalışmanızdan örnek ben alabilir miyim? Ve özellikle de bu korona dönemi başladığında da yine gündeminizde sürdürülebilirlik, eşitlik ve çeşitlilik var mı? Evet, Sodexo Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde uzun yıllardır üst üste sektöründe lider konumda. Bunun içinde çok ciddi bir stratejisi var. Bunu yapıyor. Dünyanın en büyük Fransız çalışan sayısına sahip Sodexo. Yalnızca 480 bin kişi, yalnızca hizmet sektöründeyiz. O yüzden çalışanların bağlılığı çok önemli. Burada da çeşitlilik ve kapsayıcılık önemli bir yer almakta. Bunun için 6 tane ayrı kategoride yönetiliyor Sodexo'da. İşte engelliler, kültürler, cinsiyet eşitliği, jenerasyonlar, kapsayıcılık ve LGBTQ diye 6 tane ayrı kategoride. Bunun için belirlenmiş stratejiler, KPI'ler, programlar, eğitimler var. Her organizasyonda, her kendi entitesinde Sodexo'nun bununla ilgili muhakkak sorumlu kişiler var. Bu stratejileri, bu süreçleri insan kaynaklarından finansa kadar entegre etmek zorundasınız. Yani bu aldığınız yeni eleman sürecinden başlıyor da bir kişinin yükselmesine ya da farklı noktalara gelmesine kadar devam ediyor. Bu aynı zamanda bu kategorilerde dış partnerlerle de birlikte çalışıyoruz. Hem STK'lar olsun hem de özel kurumlar. İşte Catalyst'te çalışıyoruz, AEI diye bunlar global şirketler. Onlarla beraber programlar ilgileniyoruz. İngiltere'de tabii bu çeşitlilik ayrıca ülkenin kendi kültüründen de geliyor. Acayip bir kapsayıcılık kültürü var. Herkese saygı, her türlü farklı kültüre farklı bakış açısı var. O yüzden Sodexo İngiltere'de bu konuda Amerika ve İngiltere'de çok ilerlemiş durumda. Bunlarda da biz
liderler olarak bunlarda öncülük yapmak zorundayız. Ne olduklarını iyi anlamamız gerekiyor. Ekiplerimizle bunu çalışmamız gerekiyor. Vesaire vesaire. Covid döneminde bu konuları hiçbir şekilde aksatmamaya önem verildi. Bazı yerlerde küçülme planları olsa da mesela bu konularda hiçbir zaman küçülme konusunda ya da stratejileri değiştirme konusunda herhangi bir adaptasyon yapılmadı. Tam tersine cinsiyet eşitliği ile ilgili bazı endişeler oldu. İngiltere'de Covid sonrasında kadınların iş kaybetme riski erkeklere göre %5 arttığı tespit edildi. Sodexo'da buna karşı önlemler aldık. Yani işten çıkarmalarda özel kontroller getirdik ki bunların gerçekten doğru şekilde kararlar alındığını anlayıp onaylayabilelim diye. Bunun dışında bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama Avrupa'nın birçok ülkesinde Covid ile beraber maalesef kadına şiddetin arttığı tespit edildi. Bunun için de bu dönemde Haziran ayıydı galiba diye hatırlıyorum. Haziran'da özel bir Sodexo çalışanlarına hotline oluşturuldu. Ülkelerde farklı hotline'lar. Atıyorum İngiltere'de çalışanlarımızdan birisi bir şeye mazur kaldığında bu hotline'ı arıyor ve oradan da ilgili birime neyse ihtiyacı ona göre hemen destek verilmesi sağlanıyor. Biraz da flexible working ya da esnek çalışma ile ilgili bazı adaptasyonlar yapıldı. Burada da deminki Philips'teki konu gibi ebeveynlerin çocuklarına bakmaları gerekiyorsa kadın ya da erkek fark etmez. İkisi arasında çalışma saatlerini ayırmalarına destek veriyor. Hem devlet hem de Sodexo olarak biz de destek veriyoruz. Eğer ki Chris derse ki benim karım şu saatlerde çalışacak, o yüzden ben 3 ile 10 arası çalışacağım. Biz de buna adaptasyon yapıp kendi kaynaklarımızı ona göre ayarlamaya çalıştık. Bunun gibi birçok farklı yani programlarla bu dönemi fazla zarar görmeden atlatmayı hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Gamze Hanım, bu dönem herkes en yakından herhalde sağlık sektörünü takip ediyordur. Ve Takeda da dünyadaki en büyük 10 ilaç şirketinden birisi. Tabii büyüklük beraberinde sorumluluğu getiriyor. Ve Takeda'nın aslında 4 tane iş stratejisinin temelini oluşturan değerin ikisi de toplumla, itibarla, güven kazanmakla ilgili. Benim dikkatimi çeken çalışma, siz burada biz sosyal yatırımları, işte sosyal sorumlulukla ilgili global olarak da yapılacaksa, gönüllülükle de ilgili yapılacaksa, her tür çalışmada çalışanlarınıza soruyorsunuz. Yani normalde şirketlerde kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler ya da bununla ilgili kurulan özel KSS bölümleri çalışıyor. Fakat siz çalışanlara sorarak 50 bin çalışanın oylamasıyla hangi alanlara yatırım yapacağınıza karar veriyorsunuz. Elbette ki sağlık öne çıkıyordur çünkü sağlık sektörüsündesiniz ama ben merak ettim. Acaba çalışanlarınızın seçimi hangi yönde oldu ve siz de eğer oy kullandıysanız siz hangi alanlara sosyal etki yatırımlarını yapılmasını düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim bu soru için. Aslında bundan ötürü yani çok seviyorum bu projeyi. Proje diyelim. Her yıl CEO'muz ve kurumsal iletişim ekibi bir lansman yapıyor. Ve aynen söylediğiniz gibi bir survey başlıyor şirkette. Tabii ki yönlendirme oluyor. Yani böyle açık değil, açık uçlu sorular değil ama 15-20 tane öneriyle geliyorlar bize. Ve bizler seçim yapıyoruz. Bu yıl nasıl destek olalım, nasıl gönüllülük de var içinde ama daha çok aslında finansal desteklerden bahsediyoruz. Finansal ve yetenek desteği vermeye çalışıyoruz. Bu yılki seçilen konular çocuk, yani çocuk üzerinde. Yani bu yılki bütün oylar çocuklara gitti. Covid başı gibiydi yapıldığında oylama. Sanırım önümüzdeki biraz daha değişik taraflara gidebilir. Çocuk ve anne sağlığı ile ilgiliydi. Yine sağlığa dokundu. Özellikle Afrika'da, Afrika'daki çocuk doğumları, erken doğumlar ve işte bu doğumlarda çocukların sağlıklı yaşayabilmeleri, annelerin sağlıklı yaşayabilmeleri için destek oluyor. Yani bu yılki büyük projemiz bu. Ama onun dışında tabii ki ülkelerde her ülkenin kendi ayrıca yaptığı şeyler de oluyor. Bu çok güzel, işte hep beraber buna destek oluyoruz. Ben Kanada'dayım, Kanada'dan sorumluyum, Toronto'da yaşıyorum. Ve hakikaten buradaki bu çeşitliliğe olan saygı inanılmaz boyutta. Burada bu son 2,5 yıldır buradayım, ne kadar çok şey öğrendiğimi size anlatamam.
Gerçekten insan olduğu için insana değer vermek, hiçbir şekilde ayrım yapmamak. Hani böyle burada böyle bir kültür var. Böyle bir kültür olduğu için de çeşitlilik ve sosyal sorumluluk projeleri hakikaten hayatın doğal bir parçası olarak ilerliyor. İşte Amerika'ya komşuyuz, Black Lives Matter, yani oradaki bütün sorunları da birebir yaşıyoruz. Yani bütün bunlara baktı, COVID var zaten. Bir de bildiğiniz gibi sağlık sektörünün içindeyiz zaten. Yani bir sürü inovasyon, bizim de çalışmalarımız var. Hepsini bir araya koyduğumuzda çok enteresan bir yıl oldu bu yıl hakikaten. Ama hem gönül, yani hem çalışanlarımızın desteği, hem onların seçimleri, hem şirket stratejileri, hepsini bir araya getirip biz de bu anlamda topluma çok fayda sağlayacak çok güzel projelerde bulunduk ve çalışanlarımıza müthiş destek veriyoruz. Ama hakikaten tekrar yani söylemek istiyorum, Kanada'da bambaşka bir hayat, bambaşka bir ortam, inanılmaz bir saygı. Yani çeşitlilik hayatın o kadar doğal bir parçası ki hani çok ekstra bir şey yapmasanız da oluyor ama tabii ki yapıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Söyleyebilirim. Aslında Chris Amerika'da yaşıyor ama Chris Charles Kanada doğumlu. Hani dünyadan nasıl göründüğünüzü de böyle öğrenmiş oldunuz. Ben böyle görüyorum Chris. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet, o da öyle düşünüyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben katılımcılarımıza da söz vermek istiyorum. Lütfen sorularınız varsa Gamze Yücelen, Takede'den, Burçin Ressamoğlu, Sodexo'dan ve Özlem Düzen Fidancı, Philips'ten. Chat bölümüne isminizi yazabilirsiniz. Ben size söz vereyim. Hatta eğer videonuzu açıyorsanız videonuzu açabilirsiniz. Ya da sadece chat'e de yazabilirsiniz. Ben buradan Türkçeden Türkçe'ye aktarırım. Nasıl isterseniz. Ya da ilk bölümle ilgili de bir kişi kamu özel sektör ortaklıklarından ilgili bir konuya getirmişti. O hedefler için amaçlar ortaklıklardan çıkarak 17'den. Biz de aynısını düşünüyoruz. Yani gönüllülüğün tamamen her tür kamu özel sektör, sivil sektör arasında ortaklıklardan olmasını düşünüyoruz. Evet, Toronto'dan bir soru aldınız Gamze Hanım. Toronto'daki favori restoranınız soruluyor. It's a Mexican restaurant. The name is El Catrin. But right now it is... Pardon, İngilizce konuşmaya başladım. Kusura bakmayın. El Catrin diye bir restoran var Meksiko'nun. Ama çok restoran var burada, seçmek çok zor. Ama hepsi kapalı. Harika. Ben bir şey sorayım o zaman, henüz bir soru gelmediyse. Şimdi kadınların önündeki en önemli aslında ön yargılardan birisi de... Yani hep ben duyuyorum çalışmalarımda. Terfi fırsatlarından dışarıda tutuluyorlar. Hatta sorulmuyorlar bile. Çünkü o kişi kafadan nasılsa bu kişi seyahat edemez, bu kişi işte bölgesini değiştiremez diye kadınları dışarıda tutuyor. Ve sizler çok ciddi değişimler yaptınız hayatlarınızda. Bu kararı nasıl verdiniz? Veya böyle bu zorlukları çeken kişiler şirketin içinde nasıl kendilerini ifade edebilirler? Yani belki gidebilir ama kendisine gelmiyor bile. Eminim şirketinizde bununla ilgili çok güzel ortamlar hazırlanmış ama siz peki bu hani bütün ailenizi mi oraya da götürdünüz? Yani bu zor kararları nasıl verdiniz? Kim önce söz almak isterse? Ben bir şey söyleyebilirim. Şimdi şöyle, kadınlara gelip sorulmuyor bile veya işte o olmuyor bu olmuyor diye bazı varsayımlarla oturup beklediğiniz zaman, bu her şeyde geçerli aslında. Oturup beklediğiniz zaman hiçbir şey olmaz zaten. Biraz kadınların aslında konfor alanını sorgulaması lazım. Proaktif olmak lazım. İlk öğrendiğim şeylerden birisi benim iş hayatımda. Bir şey istiyorsan git ne istediğini söyle. Kadınlar genelde bunu söylemiyor. Bekliyorlar ki gelip söylensin. Fırsatlar onlarla tartışılsın vesaire. Onlar da böyle bir şey yapmadığı için bu ön yargı süre geliyor bence. Hani benim gördüğüm o. Çünkü ben de başta öyleydim. İstediğim bir rol ya da istediğim bir şey varken bunu açıklıkla gidip söylemiyordum. Çünkü eğer beni uygun görüyorlarsa gelir söylerler diye düşünüyordum. Onun öyle olmadığını, olmayacağını bana anlattılar ve onu o gün yıktıktan sonra hep proaktif bir şekilde ne istediğimi, neler yapabileceğimi açık açık konuştum. Tıpkı erkek meslektaşlarım gibi. Onlar açık açık konuşuyorlar. Hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Ha yani sonradan yapıp yapmayacakları da belli değil bu arada. Ben onu da yaparım, bunu da yaparım diyorlar. Ama belki de yapmayacak sonrasında. Biz kadınlar birazcık
kesinlikle yapamayacağımız bir şeyse ya da yapıp yapmayacağımızı bilmiyorsak önceden bir işte commitment'a girmeyi düşünemiyoruz bir türlü. Yani biraz daha doğrucu Davut gibi davranıyoruz. Biraz açık fikirli olmak lazım. Ben nasıl yurt dışına çıktım? Eşimle konuştuk. Ailemiz için iyi olur mu, olmaz mı? Yapalım mı, yapmayalım mı? Beraber bu işler zaten ailece alınacak kararlar. Eğer bir aile kurduysanız ailenin desteği çok önemli. Ben ailem destek olmasa da, kocam ya da eşim beni desteklemese de giderim diye bir şey yok. Çünkü hayatınız da sizin için önemli. Ama hep söylediğim de bir şey var. Nasıl bir hayat kurmak istiyorsanız o hayatı şekillendirmek lazım. Olayların kurbanı değil, şekillendireni olmak gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir kadın olarak kendiniz için bir hayat öngörüyorsanız ona göre de eşinizle anlaşmanız lazım. Ona göre eş seçmeniz lazım. Öyle değil mi? Ona göre birlikte bir yolda yürümeniz lazım. Sizi her zaman destekleyecek. Sizin de onu destekleyeceğiniz bir hayatı birlikte şekillendirmeniz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Böyle dengeyi buldum. Çok zor olmadı yurt dışına çıkmak dolayısıyla. Sizler cevap vermek ister misiniz? Ben küçük bir şey eklemek istiyorum. Özlem'e katılıyorum kesinlikle, söylediklerinde haklı. Bir de şunu eklemek istiyorum. Baktığımızda Türk kadınları dünyadaki birçok kültürden gelen kadınlardan daha çok güçlü, dayanıklı, pratik ve başarıya daha kolay ulaşabiliyorlar. Ama bunun farkındalığı bazen her zaman olmuyor. Evet, kendimizi iyi şey yapmamız lazım, değerlendirmemiz lazım ve kesinlikle ailemizle bunu yapmamız lazım. Londra'da da çok Türk lider kadın var şu anda. Yani ve her gün artıyor, hem İngiltere'de hem İrlanda'da. Ve şunu yapmaya çalışıyoruz, dayanışma. Kadınlar arasında dayanışma maalesef bir erkek topluluğu kadar güçlü değil. Birbirimizle daha dayanışmaya girip, daha mentörlük yapıp, daha fazla kadınlara cesaretlendirebilirsek bence Türk kadını yani gerçekten çok iyi başarılara her gün daha fazla ulaşacaktır. Ben de böyle çok kısa bir şey eklersem, hazır olmak çok önemli. Yani hazır olduğunuz zamanı bulmak çok önemli. Ben kendime baktığımda çok böyle kariyerimin başında çıkabilirdim, böyle fırsatlar oldu ama hiç hazır değildim. İkiz çocuklarım var, daha küçüktüler. Ailecek hazır değildik ve böyle bir sürü şey pas geçtim. Ve daha sonra hani fedakarlık dedi arkadaşlar, bir konuşmacılardan bir tanesi. Ben bunu yapmak istiyorum ama hala hazır değilim, komit edebilirim dedim. Paris'e 4 sene boyunca İstanbul'dan Paris'e her hafta gittim ve geldim. Ama çocukları taşımadım, ailemi taşımadım, hazır değildik. Yani aile olarak ona hazır değildik. Ve hazır olduğum zaman gerçekten çıktım ve taşındım. Bence onun yani insanın kendini bilmesi, onu anlayabilmesi, aile olarak hani o andaki öncelikler bence çok önemli. Ve hani doğru yaptığımı düşünüyorum şu anda baktığımda da. Hani iyi ki o hazır değilken yapmamışım. Büyük bir başarısızlıkla sonuçlanabilirdi her şey. Çok teşekkürler. Katılımcılardan Mete Bey'in bir sorusu var ama önce bu konuyla ilgili biraz daha. Eşler de çok destektir diye Başak Hanım söylemiş. Evet, eşlerin desteği olmadan zor. Mete Bey de sosyal sorumlulukla ilgili soruyor. Şirketinizin çabası ardındaki motivasyon kaynağı ne ölçüde çalışanların bağlılığı, ne ölçüde müşterilerin takdiri, ne ölçüde istedarların kendini iyi hissetmesi için? Yani siz neden sosyal sorumluluk yapıyorsunuz size göre? Motivasyon kaynağı. Ben isterseniz kısaca bir söz alabilirim. Bence hepsi önemli. Yani neden bu işlere yatırım yapılıyor? Bu bahsedilen üç konu da çok önemli. Konuşmamda bir yerde bahsettim. Artık yatırımcılar yani kendilerini iyi hissetmenin dışında sürdürülebilir projelere yatırım yapmayı istiyorlar. Sürdürülebilir olması için de firmaların, ticari şirketlerin bu alanlarda yatırımlarının olması lazım. Dolayısıyla sadece bugünü kurtaran stratejiler, politikalar değil, geleceğe yönelik sürdürülebilir politikaları stratejilerin bir parçası haline getirdiler mi, getirmediler mi? Yatırımcılar bunlara bakıyor. Dolayısıyla çok rasyonel bir şey aslında. Bunun arkasında yatan sebeplerden bir tanesi. Tabii ki jenerasyonlara da bakmak lazım. Yeni jenerasyonlar yapılan araştırmalara göre
sürdürülebilir konulara, sosyal sorumluluk alanlarına yatırım yapan, sürdürülebilirlik konularına yatırım yapan şirketlere oralarda çalışmaya daha eğilimliler, onları tercih ediyorlar. Dolayısıyla eğer bir yetenek arıyorsanız, genç yetenek arıyorsanız onu şirketinize çekmeniz gerekiyor. Onu şirkete çekmek için de bu alanlara yatırım yapmak durumundasınız. Eğer yapmazsanız klasik veya eski mantaliteyle sadece finansal ticari kaygılarla günü kurtaran politikalar sürdürürseniz genç yetenekler, geleceği şekillendirecek olan kişileri firmanıza çekemezsiniz. Dolayısıyla bunlar da çok önemli. Bunlar müşterilerimiz için de, müşterilerimizin hayatlarının da bir parçası olduğu için bu bahsettiğim şeyler. Müşteriler de bu tür firmalarla işbirliklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve kendi scorecardlarına da hangi tür supplierlarla çalıştıklarına ilişkin etki etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu bahsedilen üç konunun da bence eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Cevap vermek isteyen var mı panelistlerimiz? Ben daha evvel de söyledim. Yani bir değerlerimiz var. Bir topluma katkı yapmak artık bu değişen dünyada çok önemli. Ve bence başarı, bir firmanın başarısı, bir organizasyonun, bir üniversitenin başarısı ya da kişisel olarak hepimizin başarısı topluma yaptığımız katkılarla çok daha farklılaşabiliyor. Yani benim bugünkü bu sosyal sorumluluk ya da herhangi yaptığım bu tür aktivitelerin hepsindeki motivasyonum değerlerimden ve gerçekten tutkularımdan geliyor. Ama Özlem'in dediği gibi eğer zaten sosyal sorumluluğa ve topluma bir katkı yapmıyorsanız bu rekabetçi ortamlarda ne müşteri tutabiliyorsunuz ne yeni gençleri attract edebiliyorsunuz. O yüzden bütün firmaların, yani bütün firmaların değil ama yani büyük firmaların bu konuya yatırım yapmaları, kaynak ayırmaları ve bizlerin de liderler olarak burada aktif bir şekilde rol oynamaları gerekiyor. Teşekkürler. Oya Ertay'ın bir sorusu var. Türkiye ofisimizde mi sizlerin şirketlerinde kurumsal sosyal sorumluluk ve çeşitlilik birimleri yoksa sadece merkezde var, merkezden mi yönetiliyor diye? Bizim merkezimizden yönetiliyor ama merkezde olan politikaları işte tüm ofislerimize, tüm ülkelere bildiriyoruz ve onların lokal programlarını oluşturmalarını sağlıyoruz. Onlar da lokal programları üzerinde kendileri için olan öncelikleri göz önüne alarak kendi inisiyatifleriyle bu konuları geliştiriyorlar. Yani merkezden aşağıya doğru inen bir şey yapı var bizde. Bizim için de aynı. Evet. Bizlerin de aynı. Çok teşekkürler. Bu arada ben araştırma raporunu paylaştım. Oradan yükleyebilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa da birebir bana da yazabilirsiniz. Impact 2030'un da adresini veriyorum. Daha detaylı bilgi almak isteyenler için. Aykut Özdemir de bizim çalışan gönüllü komite liderimiz Aykut Özdemir. Gönüllü çalışmanın artması için gönülsüz çalışmanın kolektif yaşam döngüsüne fayda sağlayacak şekilde dönüşmesi faydalı olur demiş. Bunu tercümanımız nasıl çevirecek çok merak ediyorum ben. Evet, teşekkür ederim Aykut Bey. Sorunuz var mı başka? Artık sona girmeye başladık. Son birkaç dakikamız kaldı. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel paylaşımınız. Artı zamanınızı ayırdığınız için de, burada olduğunuz için de her birinizin. Dünyanın çok çeşitli saatlerinden. Artık Kanada'da biraz sabah 8'i geçtik değil mi? 9.30 mu oldu? Tabii 9 oldu. Evet, 9 oldu. İngiltere var, Hollanda var ve bizler de Türkiye'den. Bugün bir araya geldik. Umarım biz kadın hakları olarak Türkiye'de değerini çok iyi anlarız. Ve gönüllülükle de gerçekten herkesin aktif olarak hepimizin yapacağı bir şey var. Küçüğü büyüğü hiç fark etmeden. Sadece tek önemli olan harekete geçmemiz. Ve Impact 2030 gibi ortamlarda işte bu hareketin daha planlı olmasını sağlıyor. Yani bölük bölçük herkes bir şey değil. Hep birlikte büyük etkiyi nasıl yapabiliriz diye sağlıyor. Bu artık bizim yarın Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok yeni. Dolayısıyla son saatler. Hani ona rağmen bugün burada olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Tabii ki katılım etkiledi ama bu kadar kişi de şu son dışarıda olabileceğimiz saatleri sizleri dinlemek için burada. Ben her tür katılımcıya da çok çok teşekkür ediyorum bu yüzden.
Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum Burçin Hanım, Özlem Hanım, Arzu Hanım. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık Arzu Hanım. Aynı şekilde. Burçin, tekrar bir iletişime geçelim bu arada. Evet. Fotoğraf da çektirebiliriz. Gamze Hanım, sizinle de irtibata geçersek sevinirim. Ben de çok mutlu olurum. Şimdi bu LinkedIn'den en güzel herhalde. Buluruz birbirimizi. Ben sizlerin maillerini birbirinize ileteceğim. İsterseniz bir fotoğraf çekelim hep birlikte. Emrecan Bey bize yardımcı oluyor. Herkese merhabalar. Şimdi bir fotoğraf çekeceğim. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Aldım, teşekkür ederim. Bir birkaç tane daha alayım tane, müsaadeniz olursa. Ben en iyi çıktığımı seçip göndereceğim için birkaç tane olursa memnun olurum. Biraz torpil yapıyorum kendime. Ama sizlere yine de bakalım. Üçten, herkesin en iyi çıkanını gönderelim. Yine üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Rapor linkini paylaştım. Basına da pazartesi sabah gönderiyoruz. Ayrıca sorularınız olursa dediğim gibi bana da birebir yazabilirsiniz. Chris Jarvis, Itır Erhard, Gökçe Dervişoğlu, sizlerin de katılımınız için çok teşekkürler. Büyük zevkle, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.